Seneye ligimizde 3 tane Yunanlı antrenör olacak biraz. Bir tane Yunanlı antrenör. Ama dediğin gibi yani, Dostlar Sevgisi de sizin Türkiye daha da çok seçildi. Voleybolu mesela, ben onun için araştırtıracağım mesela. Voleybol ekonomisi, basketbol ekonomisi. Nerede bakıyorum mesela? Biz neden şeyiz? Bizdeki imkanlar, yaratılan ekonomik süreç. Tabii. Diğer branşları konuşsun. Öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Önce sözlerime İNG Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe Beköy'ü kutlayarak başlamak istiyorum. Finalde de iyi mücadele sergileyen Anadolu Efes'i de buradan kutlayarak başlamak istiyorum. Bence bu sene ligimiz gerçekten hem İNG Süper Ligi'nde olsun, hem de Avrupa'da bizi temsil eden kulüplerimiz anlamında Türk basketbolu gerçekten en iyi yıllarından bir tanesini geçirdi diyebiliriz. Bu anlamda biz federasyon olarak bundan çok mutlu olduğumuzu, bu süreçte takımlarımızın ne kadar güzel işler çıkardığını her fırsatta dile getiren bir ekip olduk. Bunların hepsi kulüplerimizin kendi düzgün, ileriye dönerek yapmış olduğu yatırımdan sonra geri dönüşlerinin böyle güzel alınması bizi her zaman mutlu etmiştir. O yüzden şimdiden ve bundan sonra da yapacakları güzel yatırımlar için, Türk basketbolunu daha iyi yerlere getirmek için şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Bu sene Türk basketbolu Avrupa'da gerçekten çok iyi işler yaptı. Ülkemizde 2 tane kupa geldi erkeklerde. Kadınlarda son saniyelerde fırsatları kaçırdık diyebiliriz. Hem FIBA EuroLeague hem FIBA EuroCup'ta ki Türk takımlarımızın Final Four oynamaları, final oynamaları hem kadın hem erkek anlamında Türk basketbolunun bu seviyelerde olduğunu artık tüm Avrupa gördü diye düşünüyorum. Özellikle erkeklere baktığınız zaman son 6 yılda bir Türk takımı hep final oynamış ve bu 6 tanesi finalin 3 tane kupası ülkemize gelmiş. FIBA'da takımlarımızın FIBA organizasyonlarında final oynaması. Bu sene buradan Kızıl ailesine de yapmış oldukları yatırımlardan, desteklerden dolayı Frutti Extra Bursaspor'un EuroCup'ta final oynaması. Bahçeşehir Üniversitesi sevgili dostumuz Hüseyin Yücel'in yapmış olduğu yatırımların sonunda kupayı ülkemize getirmesi, diğer takımlarımızın da sergilemiş olduğu mücadele, Türk basketbolunun gerçekten artık Avrupa'daki üst seviyelerde olduğunu neticesidir diye düşünüyorum. O yüzden bütün takımlarımızı canı gönülden kutluyoruz. Evet, tabii kulüplerimiz artık dediğim gibi yapmış oldukları düzgün yatırımlar sonunda, ülkemiz artık gerçekten zaten hep bir basketbol ülkesiydi. Ben hep buna inanan bir insanımdım. Ve hem Avrupa'daki gelen başarılar olsun, hem kulüplerimizin ülke içerisindeki oynadıkları iyi basketbolun sonunda seyircinin bir kere her zaman faktör olduğunu biz her fırsatta dile getiriyoruz. Bu sene özellikle baktığınız zaman hem Darüşşafaka seyirciler olsun, Fener'le oynadıkları zaman, Fenerbahçe'yle oynadıkları zaman, hem Anadolu Efes Galatasaray serisine baktığınız zaman Sinan Erdem her iki maçta da hem Galatasaray camiası olarak hem de Anadolu Efes camiası olarak tribünleri hınca üstü doldurmuşlardı. Galatasaray'ın tekrar basketbol anlamındaki taraftarın tekrar sahiplenmesi bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Beşiktaş camiamız zaten Akatlar'daki salonu her zaman taraftarlarıyla takımını her zaman destekleyen bir camia olmuştu. Yani bunları görmek bizi her zaman mutlu ediyor. Çünkü salonların dolu olması gerek bizleri, inanıyorum ki sporcuları da çok mutlu ediyordur. Dolu tribünlere oynamak insanın enerjisini, motivasyonunu her zaman daha üst seviyeye getirir. Bunun sonunda da televizyon anlamında da reytinglerin bu anlamda izlenir olması, bu anlamda reytinglerin geri dönüş bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Önümüzdeki yıllar için bizim daha da iyi işler yapacağımızın göstergesidir diye bu amaçla hala da gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Evet,
Ben bu noktada tabii dilin yayın durumunu da sormak gerekiyor. Bununla ilgili bir çalışma var mı? Var. Zaten seçimlerden önce Sayın Bakanımızla da yapmış olduğumuz görüşmelerde hep kulüplerimize de dile getirmiştik. Daha önce de biz hep dile getiriyoruz. Önümüzdeki yıl bütün maçlarımızı, yani inşallah bir tersik olmazsa, açık kanallarda tüm Türkiye'nin izleyebilmesi için, her eve, her evde basketbolun izlenebilmesi için çalışmalar yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunu netliğe kavuşturacağız ve önümüzdeki yıldan itibaren bütün maçlarımızın açık kanalda olacağını buradan söylemek isteriz. Sayın Bakanımıza da buradan gerçekten bu destekleri için ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü kendileri de basketbolun gelişmesi için, her evde izlenebilmesi için bu süreçte bize gerçekten destek oldu. Bu anlamda kendilerine buradan bu destekleri için teşekkür etmek istiyorum.